geldiniz Erzurum'a. Evet. Şu anda Halide Hanım İsviçre'den geldi insanları. Erzurum çifte minarelerimizin önünde bir görüntü verelim dedik. Arkamızda da hemen Erzurum Kalesi. Nasıl geçti yolculuğunuz Halide Hanım? Güzel geçti. Kırkıncı ilime geldim. Oradan başlayıp doğuyu gezip kırmızı noktayı Erzurum'a koyuyorum. Kırkıncı noktamı. Buraya Muhammed'in davetlisi olarak geldim. Bu sefer geldiniz. Muhammed elektrikli arabaları çok meraklı bir insan olduğu için beni Erzurum'a davet etti. Ve hatta doğudaki bütün gezimi o organize etti. İsviçre'den geliyorum. İki oğlum var, 24-28 yaşlarında. Onlar İsviçre'de yaşıyorlar. Ben de İsviçre'de yaşıyorum. Türkiye'de tatildeyim. Gezmeyi çok severim. Ben 76 ülke gezdim. Bu arabayla 18 ülke gezdim ve gezmeyi çok sevdiğim için benim oğullarım aslında beni yönlendirdiler. Git bir de Türkiye'yi gez dediler, memleketini gez dediler. Ve ben meraktan dolayı aslında bu geziye çıktım. Merak ettim, acaba bir elektrikli araçla Türkiye gezilir mi? Hem bunu kendim merak ettim, hem merak eden İsviçre'deki arkadaşlarıma, elektrikli araç kullanan arkadaşlarıma onları kanıtlamak için, göstermek için her gün paylaşıyorum. Facebook'tan, Instagram'dan çok takipçim var. Özellikle İsviçre'den çok takipçim var. Onlara aslında göstermek amaç hem Türkiye'nin çok güzel olduğunu, bir de işte arabanın şarj edilebileceğini göstermek. Yani bu mümkün. Türkiye'de mümkün.
uygulamalar var. O uygulamalar beni yönlendiriyor. O uygulamalarla buluyorum şarj noktalarını. Arabanın menzili 560 kilometre tam dolduğumda. Fakat hava şartları sıcak, soğuk etkiliyor ve yokuşlarda çok çok etkiliyor tabii. Ama şöyle diyeyim, 450 kilometreyi net götürür. Yani 450 kilometre net gider. Erzurum 40. ilimiz oldu, ilk 40. şehrimiz oldu. Bayağı ilerledim. Yani yarısı bitti, yarısı kaldı diyebilirim. Türkiye'nin hepsini gezmeyi düşünüyorsunuz herhalde. Tabii mutlaka. Çok çok önemli o benim için. O benim için çok önemli. Her yere bir o kırmızı noktayı koyup gittim ve mümkün demek. O yüzden hiçbir ili atlamayacağım. Harika. Gerçekten çok çok harika şeyler yaşadım. Özellikle benim dikkatimi çeken 15-25 yaş grubu arasındaki çocukların çok bilgi sahibi olduğu ve gerçekten çok meraklı oldukları. Ben de gezdiriyorum onlara. Arıyorum arabaya. Tur atıyoruz. Bayağı bir tur atıyoruz. Sorularını soruyorlar. Sıcak. Sıcak. İnsanları da sıcak. Gerçekten ama o doğuda söyleyebileceğim insanlar hakkında insanlar çok sıcak. Her yerde yardım ediyorlar. Burada bir de arkadaşım var. Muhammed arkadaşım var. O beni yönlendiriyor. Ama gerçekten doğunun insanı. Çok sıcak. Cağ kebabı yedim. O da çok güzeldi. Onu çok beğendim. Ağrı'nın Bayburt ve Gümüşhane. Ondan sonra Erzincan'dan aşağıya doğru Tunceli var galiba değil mi? Tunceli, Bingöl'ü daha noktalamadım. Oralar. Ama bu tarafları hiç görmemiştim. Çok seviyorum Türkiye'yi. Gerçekten çok seviyorum. 76 ülke gezdim değil mi? En güzeli hangisi bir diyeyim? Hangisi? Türkiye. Valla Muhammed bana çok çok yardım etti. Sadece Erzurum için değil, diğer illerde de nereye gittiysem hep onunla danıştım. O beni yönlendirdi. Doğu Anadolu bölgesini Türkiye'de elektrikli otomobille gezen ilk kişiyim. Halide Hanım'la da bir sosyal medya üzerinden zaten kendisinde elektrikli otomobille alakalı gezmiş olduğu ülkelerle alakalı takipteydik. Türkiye'ye davet ettik. Erzurum'a geldi. Doğu Anadolu bölgesinde de onun koordinasyonunu sağlamak adına biz önce olmak istedik kendisinden. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Bizim de buradaki amacımız Doğu Anadolu bölgesi, hani Türkiye'nin batısında hiçbir şekilde bir şarj problemi yokken, önemli olan bunu Doğu Anadolu bölgesinde elektrikli otomobille gezip farkındalık oluşturmak. Doğa dostu bir araç. Hiçbir şekilde bir yakıt masrafınız yok. Kolay bir şekilde evde şarj edebiliyorsunuz. Şehir içerisinde günlük kullanımınızda fazlasıyla yetiyor. Sağ olsun Halide Hanım da elektrikli otomobil konusunda çok 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 önemli bir kişi. Yani tecrübe olarak, deneyim olarak zaten kendisi 20 yıllık bir sürüş eğitmeni. Sağ olsun kırmadı geldi. Sonsuz teşekkür ediyorum. Sonuçta benim de bir hayalimdi. Bu hayal aslında şu şekilde başladı. Yurt dışından elektrikli bir otomobil kullanıcısını Erzurum'a getirip, Erzurum'u tanıtıp Doğu Anadolu bölgesine onu eşlik etmek. Çünkü biz de bu hizmeti hak ediyoruz.